Merhaba hızlandırılmış dünya tarihi kursunun dekolonizasyon hakkındaki bölümüne hoş geldiniz. Avrupalıların 19. yüzyılda kurdukları neredeyse Cengiz Han'ın kadar ki Cengiz Han'ın kadar istikrarlı ve uzun süreli olan imparatorluklar bugün hepimizin yakından tanıdığı ulus devletlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Evet Burundi bakıyorum. Sen benim tatlı Burundumsin. Sen benim. Jenerik'i neden başlattınız? Ne güzel şarkı söylüyordum şurada. Eğer 60 yaş ve üzerinde değilseniz ki internet sen kesinlikle 60 yaşında değilsin. Sadece ulus devletlerin hüküm sürdüğü bir döneme tanıklık ettiğinizi söyleyebilirsiniz. Ama Mısır'dan Büyük İskender'e, Çin'den Roma İmparatorluğu'na ve derin bir saygı duyduğumu bildiğimiz Moğollara hatta Osmanlılardan Amerikalılara kadar imparatorluk her zaman kendimizi politik olarak organize etmek ya da başkalarının politik olarak bizi organize etmek için tercih ettikleri yöntem olmuştur. Öğretmenim öğretmenim peki onlar için Yıldız Savaşları tamamen farklı bir film mi olurdu yani ha? Yani hemen hemen hepsi yürü imparatorluk bir turasiden işinin derler miydi? Sanırım öyle olurdu. Ayrıca bir de bu olmayan şeyleri sanki oluyormuş gibi gösteren ekran da neymiş derlerdi. Bu arada konunun çok da dışına çıkmak istemiyorum ama Yıldız Savaşları'nda asilerin zaferinden sonra ne olduğunu tam anlamıyla bilmiyoruz. Ayrıca Fransız İtirali ve Arap Bağrı'ndan da anlaşılabilecek gibi devrim her zaman işin en kolay kısmıdır. Ölüm yıldızını yok etmenin çok zor olduğunu düşünüyorsanız bir, bir de ihtilalden sonra ganganlarla bir ticaret anlaşması yapmayı deneyin. Her neyse 21. yüzyıl imparatorlukların dağıldığı ilk dönem değildi. Örnek olarak Roma İmparatorluğu ya da Pers İmparatorluğu verebiliriz. Amerikan ihtilali de Avrupa İmparatorluk dönemlerinin birini sonlandırmış olsa da imparatorluklar her zaman misilleme yapmışlardır. <laughs> Anladınız mı? Britanya 13 kolonisini kaybetmiş olmasına rağmen daha sonra Afrika'nın yarısını ve Hindistan'ın büyük bir bölümünü kontrol altına almıştır. Dekolonizasyonu bu kadar özel yapan şeylerden biri de yıkılan imparatorlukların en azından bugüne kadar yenilerinin kurulmamış olmasıdır. Bunun sebeplerinden biri de 2. Dünya Savaşı sırasında itiraf devletlerinin Nazi emperyalizmine karşı savaşmış olmalarıdır. Hitler Orta Avrupa, Afrika ve muhtemelen Orta Doğu'yu da almak istiyordu ama itiraf devletlerinin zaferi imparatorluk fikrinin temelden sarsılması için yeterli oldu. İngiliz, Fransız ve Amerikalılar yanlarında savaşan koloni ordularına Nazileri alt etmeniz için bize atmak için alt etmek için yani bize yardım ettiniz. Teşekkür ederiz. Ödül olarak silahlarınızı ve devletlerinizi bize teslim edin diyememişler. Ayrıca 2. Dünya Savaşı büyük kolonici güçleri olan Fransız Britanya ve Japonya'yı derinden etkilemiş ve birçoğunun bu şekilde e, görünmesine yol açmıştır. Savaş sonrası dekolonizasyonu e, her yere hızla yayıldı. Ee, mesela bir zamanlar bir İngiliz kolonisi olan Hindistan'dan 3 bağımsız ulus doğdu. Sizce bu Gandhi'nin kendisi mi e, acaba yoksa Gandhi rolündeki Ben Kings değil mi? Güneydoğu Asya'da Fransız, Hindi, Çin'i, Kamboçya, Laos ve Vietnam'a ve Hollandalıların Doğu Hindistan'ı da Endonezya'ya dönüştü. Bu arada dekolonizasyon hakkında konuşurken çoğu zaman Afrika'nın bundan buna dönüşüm akla gelir. Bu videoda bazı şeyleri basitleştirmeye çalışacak olsak da Afro-Avrasya'daki dekolonizasyonun benzer özellikleri olduğunu bilmelisiniz. Olaylar soğuk Soğuk Savaş sırasında gerçekleştiğinden bu ulusların hemen hemen hepsi geleceklerini yakından ilgilendiren kapitalist ve sosyalist güçler arasında tercih yapmak zorunda kalmış. Sonuç olarak demokrasi benimsemelerine rağmen o noktaya ulaşmaları pek de kolay olmadı. Dekolonizasyon özellikle koloni elitlerinin baştan atılması sırasında çoğu zaman şiddeti de beraberinde getirdi. Şimdi size sözde en şiddetsiz dekolonizasyon örneği olan Hindistan'dan bahsedeceğim. Hikaye 1885'te Hindistan Milli Kongresi'nin kurulmasıyla başlıyor. Hindistan'daki kongre partisi üyeleri ve diğer milliyetçiler elit sınıfa mensup kişilerdi. Başlangıçta İngilizlerden bağımsızlık bile istememiş olmalarına rağmen ki bu, bunun sebebi muhtemelen Hindistan'ın büyük çeşitlilik içermesi ve birleşmiş bir ulus haline ancak bir imparatorluk ya da bir grubun önderliğinde gelebilmiş olmalarıdır. Koloni öncesi antik bir model yerine modern bir Hint devleti kurmak istiyorlardı. Şimdi hadi gelin düşünce balonuna gidelim ve orada inceleyelim. Bilinen en ünlü Hint milliyetçisi e. Mohantas K. Gandhi çok etkileyici bir karakterdi. Varlıklı bir ailenin çocuğu ve İngiliz sistemiyle eğitim görmüş bir avukat olan Gandhi, kendi kıyafetlerini kendisi dikmesi, uzun süreli açlık grevleri, yoksulluğun ortadan kalkması, kadın haklarının iyileştirilmesi ve Britanya'dan bağımsız birleşmiş bir Hindistan için verdiği savaş ile tanınır. Dekolonizasyon açısından şiddet kullanmaması ve her şeyi Hint tarihinin mitolojik yönüne bağlamasıyla bilinir. Hindistan'ın geçmişinde ve kahramanlık öykülerinde çokça şiddet görüyoruz ama Gandhi değişimi getirebilmek için şiddet kullanmayan bir geçmişe seslenebildiği için farklılık gösterir. Gandhi ve memleketlisi Cevar, Cevahirlal -ne Nehru Birleşmiş Hindistan'ın Hintli elitler tarafından yönetilerek Hindu çoğunluk ile Müslüman azınlıkların yaşadıkları bölgeler arasındaki sorunların giderilebileceğine inanıyorlardı. Bu inanışlarında kongrenin bahsettiği Birleşmiş Hindistan İngiliz süngülerinin yarattığı ve yönettiği yapay bir Hindistan'dır diyerek tarihçi e, Embry'den alıntı yapan güncel meslektaşları Müslüman lider Muhammed Ali Cinnah'dan daha az pratik olmalarına rağmen Cinnah 1947'de İngilizler Hint kolonisinden ayrıldıklarında Hindistan'ın modern Hindistan devleti Doğu ve Batı Pakistan'a ayrılmasıyla haklı çıkmıştır. Doğu Pakistan 1971'de Bangladeş olmuştur. Hem İngiliz hem de Hint hükümetlerini düzenli ve şiddet içermeyen bir güç transferini sağladıkları için tebrik edebiliriz. Ama ayrılmanın aslında son derece düzensiz ve şiddetli bir şekilde gerçekleştiğini göz ardı edemeyiz. E, Pakistan'daki Hinduların Hindistan'a Hindistan, a, Hindistan a Hindistan'daki Müslümanların da Pakistan'a göç etmesini 12 milyon kişi çoğu zaman istemeden evlerinden olmuş ve bu süreçte kanlı Endonezya bağımsızlık savaşında ölenlerden bile daha çok yani yarım milyona yakın insan öldürülmüştür. Britanya'nın kolonileşme hareketine karşı düzenlenen kitlesel protestolar şiddet içermese de bahsi geçen ulus devletlerin ortaya çıkışı son derece şiddetli olmuştur. Evet işte bu şekilde. Teşekkürler düşünce balonu. Tüm bu şiddet Gandhi'yi yıkmış. Şiddetin sona ermesi için çektiği uzun süreli açlık grevleri de karmaşık sonuçlar doğmuş ve en sonunda da kendisinin bir Müslüman sempatizanı olduğunu düşünen bir Hindu milliyetçisi tarafından öldürülmüştür. Açık mektup zamanı mı geldi? Açlık grevcilerine açık mektup. Ama önce gizli bölmede ne olduğuna bakacağız. Aa bir cupcake. Bu gerçekten acımasız olmuş. Bu cupcakeler bekarlık yıldönümünü kutlamak için bir tatil günü icat eden stajyerimiz Melisa'nın hediyesi. Sevgili açlık grevcileri az önce kandine şiddet içermeyen Hint tarihinin mitolojik önüne seslendiğinden bahsettiğimi hatırlıyor musunuz? Görünce göre... Açlık grevlere mülattan önce 5. yüzyıl Hindistan'ında bile görülüyormuş. Evet, açlık grevleri Amerika ve kadınlara oy hakkını sunan kadınlar tarafından oy kazanmak için Hindistan Hristiyanlık öncesi pardon İrlanda'da birbirine karşı bir kusur işlediğinizde pişmanlığınızın kabul görene kadar kapıların önünde oturularak yapılıyormuş. Bazen işe yaradı da olmuş. Size hayranlık duyma rağmen inançlarınız için gösterdiğiniz cesaret bende yok. Ayrıca bu cupcake mükemmel. Hmm. Mağamsızlıklarını kazandıktan sonra çoğunlukla bir başarı öyküsü olarak karşımıza çıkan Hindistan'ın küresel kapitalizminin karmaşıklığından önümüzdeki derslerde bahsedeceğiz. Şimdi biraz doğuya doğru ilerleyip Endonezya'ya konuk olalım. Endonezya 13 bin adadan oluşan kocaman bir devlettir e, ama pek ada yanlısı olmadığımız için Endonezya hızlandırılmış dünya tarihi kursunda pek yer vermedik. Videolarımızda Grönland'den bile bahsetmemiş olduğumuzu düşünebiliyor musunuz? Tabii Grönland'ler buna pek kaldırış etmediler. Ne de olsa internet erişimleri yok. Hollandalılar ada kolonilerini Kulturistidelsil adı verilen e, bunu kesin doğru söylemedim ama ya, yapacak bir şey yok. Çiftçilerin topraklarının 1 bölü beşine Hollanda'ya ihraç edecekleri para e, para getiren ekinler ekmesi anlamına gelen bir sistemle sömürmeye başladılar. Bu Hollanda milli hastalatının %25'e ediyor ve deniz maymunları gibi kelimenin tam anlamıyla suyun altında yaşamalarına rağmen bu kadar güzel binalara sahip olduklarını açıklıyor. Bu sistem Endonezya'da pek popüler değildi ve Hindistan ve Hollandalılar da Endonezyalılara bunun karşısında herhangi bir şey vermiyorlardı. Hatta ki Dünya Savaşı'nın büyük bir bölümünde kolonilerini Japon işgalinden bile koruyamadılar. Japonlar bu sürede aralarında Endonezya'nın ilk başkanı olan Sukarno'nun da bulunduğu Endonezyalılar önemli pozisyonlara getirerek Endonezya milletçiliğini körüklediler. Savaştan sonra Endonezya 1945'te bağımsızlığını elde edene kadar Hollandalılar İngilizlerin 4 sene süren polis harekatları yardımıyla koloniyi ellerinde tutmaya çalıştılar. Ne Çin ne de Hindistan oldukları için Hind Çin olarak bilinen Fransız kolonilerinde yaşayanlar ise çok daha kötüydü. Kolonileşmenin sona ermesi Kamboçya için felaketten başka bir şey değildi. 17 yıl süren Norodorm Sihanuk iktidarı 1975 ile 1979 arasında Kamboçya halkının %21'ini katleden kızıl kemerlerin yükselmesini sağlamıştır. Vietnam'da Fransızlar 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden 1954'teki yenilgilerine kadar komünist milliyetçilerle özellikle de Ho Chi Minh'le savaşmış. Fransızlar yenildiğinde de Asya'da bir toprak kavgası olduğunu öğrenen Amerikalılar bayağı bayrağı Fransızlardan devraldıkları için komünistler Vietnam'ı 1975'e kadar ele geçirememişlerdir. Şu an hala komünist olmalarına rağmen günlük hayatımızda çok sevdiğimiz birçok şey özellikle de spor ayakkabılar Vietnam'da üretiliyor. Önümüzdeki derste bu konuya değineceğiz. Şimdi sıra Mısır'da. Mısır'ın 19. yüzyılda sanayileşmek isterken kendi kendine iflas ettiğini ve o günden beri de İngilizlerin emirinde olan Mısırlı bir kral tarafından yönetildiğini hatırlayacaksınız. Mısır 1922'den beri bağımsız olmasına rağmen bu bağımsızlık aslında çok bağımlı bir bağımsızlıktı. 1950'de kral ordu tarafından görevden alındığında işler değişti. Bu darbeyi yöneten ordu komutanı Cemal Abdülnasır Amerika'yı ve Sovyetler Birliği'ni karşılıklı yöneterek işlerin Mısır lehine geçmesini sağladı. Nasır'ın laik bir milliyetçi Nasır'ın ki laik bir milliyetçilikti ve o o ve ondan sonra iktidara gelenler anti emperyalist ve milliyetçi başka bir grup olan Müslüman Kardeşler Cemiyeti'ni bir tehdit olarak gördüler. İktidara geldiklerinde Müslüman Kardeşler Cemiyeti'ni yasaklayarak cemiyetin yer altına inmesine, ortadan kalkmasına ve bir daha asla problem yaratmamasına sefer. Oldular. Bir dakika nasıl? Gerçekten mi? Son olarak bir de Merkez ve Güney Afrika'da neler olduğuna bir bakalım. Kolonileşmenin sorunlu miraslarından biri de coğrafyasıdır. Kolonilere ait sınırlar gelişi güzel hatta zaman zaman da tehlikeli olacak şekilde yeni şehir devletlerinin sınırları olarak tanımlanmaya başlandı. Buna verilebilecek en güzel örnek Ruanda'dır. Çok farklı iki kabile olan Hutular ve Tutsiler bir devlet haline gelmişler ama koloniciler genel anlamda değer e, değer çıkarmaya verdikleri önem bu yeni devletleri oldukça zor zamanlar yaşatmıştı. Avrupalılar kolonilere ekonomik gelişim ve medeniyet getirilmesine dediklerini iddia ediyorlardı. Ancak bu gelişmeler genellikle kaynaklardan daha fazla verim alıp bunları ihraç etmelerini sağlayacak sistemlere odaklıydı. Avrupalıların Afrika'nın gelişmesini kasten sabote edip etmedikleri çok önemli bir konu. Bu yüzden biz bu konuya hiç girmeyeceğiz. Avrupalılar Afrika'dan çıktıklarında Afrika'nın savaş sonrası sanayileşmiş bir dünyada kendini idame ettirebilecek kurumlardan yoksun olması su götürmez bir gerçek. Örneğin okullar yok denilebilecek kadar azdı. Üniversitelerden bahsetmiyorum bile. Kongo 1960'da Belçika'dan bağımsızlığını aldığında 14 milyonluk devlette sadece ama sadece 16 tane üniversite mezunu vardı. Buna ek olarak bu ülkelerin çoğunda geleneksel elitler emperyalizm, emperyalizm tarafından baltalanmıştı. Ee, Avrupalılar kolonileri yerel elitler aracılığıyla yönettikleri için Afrika'dan ayrıldıklarında bahsi geçen yerel elitler ya da daha üst sınıflar işbirlikçi damgası yediler. Bu da çok az deneyime sahip başka grupların yönetime gelmesi anlamına geliyordu. Mesela Zimbabwe'nin uzun süreli yerel diktatörü Robert Mugabe aslında bir lise öğretmeniydi. Öğretmenlerin bu bu gibi amaçları olabileceğinde kulağımıza küpe olsun. Aslına bakarsanız güçlü iktidar sahiplerinin çoğunun ordu kökenli olduğunu da eklemeliyim. Joseph Mobutu Kongo'da 1965'ten 1997'deki ölümüne kadar iktidarda kalmıştır. Idi Amin Uganda'nın 1971'den 1979'a kadar iktidarda kalmış e, askeri diktatörüdür. E, Muammer Kaddafi de 1977'den 2011'e kadar Libya'yı yönetmiştir. Liste bu şekilde uzar gider ama sizin Afrika hakkında yanlış bir izlenime kapılmanızı istemem. Kıta her ne kadar diğerlerine kıyasa daha az özgür ya da daha az gelişme gösteriyor olsa da Afrika devletlerinin çoğu dekolonizasyonun zorluklarına rağmen istikrarlı büyüme sinyalleri veriyor. Mesela Botswana %70 olan okur yazarlarını son 15 senede %85'e çıkarmış. Gayri safi milli hasılası da %5 büyümüştür. Benin ekonomisi geçen 12 yılın her birinde ayrı ayrı büyüyerek Avrupa ve Amerika ekonomilerini bile sollamıştır. Kenya'da ortalama yaşam süresi 2002'de 47 iken bugün 63'tür. Etiyopya'nın kişi başına düşen gayri safi milli hasılası son 10 yılda iki katına çıkmıştır. Moritanya'daki çocuk ölümleri ise %40 oranında azalmıştır. Bu gelişmelerin yer yer görülmesi ve son derece de hassas olması yanında çöken imparatorlukların da bize çok fazla umut vermemesi bu devletlerin benim babamdan 13 yaş genç oldukları düşünüldüğünde yaşananın gerçek gelişme olduğunu kabul etmeliyiz. Tüm bunların yanında felaketler kapı eşiğinde bekliyor olabilir tabii. Bunu söylemesi özellikle de tarihe tanıklık ederken bir yandan da tarihi anlattığımız bu dönemde zor ama olsun. Seyrettiğiniz için yine de teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda hepinizle görüşmek üzere arkadaşlar.